Merhabalar, ben Oğuz. Bugün Naruto dünyasının efsanesinin yani Jiraiya'nın hayatının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak, üye olarak, yorum yaparak, videoyu paylaşarak ya da beğenerek bana destek olabilirsin. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Jiraiya köyden ayrıldıktan tam 2,5 yıl sonra Naruto ile beraber Konoha'ya geri döndü. Geldiklerinde Kakashi onları karşıladı ve selamladı. Kakashi'ye 2,5 sene boyunca yazdığı kitabın bir kopyasını verdi. Bundan sonra Naruto'nun eğitimini Kakashi'ye emanet etti ve Akatsuki'nin büyük olasılıkla yakın bir zamanda harekete geçeceği konusunda uyardı. Aynı uyarıyı Kazekage'ye de yapmıştı. Köye geldikten kısa bir süre sonra Akatsuki'yi araştırmak için köyden yeniden ayrıldı ama Tsunade'ye Kazekage'nin yakalandığını bildirmek için geri döndü. Naruto göreve gittiğinde ona öfkesini kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Kakashi'yi de uyardı. Naruto'ya göz kulak olmalıydı. Eğer Naruto kontrolünü kaybetmeye başlarsa 9 kuyrukluyu bastırması için kullanılabilecek bir mühür verdi. Gaara başarıyla kurtarıldığında Jiraiya ve Tsunade Naruto'nun 9 kuyrukluğunu görev sırasında gücünü sergilemesini tartıştılar. Bu konuşmaya Kakashi de dahil oldu. Onlara göre bu durum kötüleşen kontrolün bir işaretiydi. Jiraiya Naruto ile yaşadığı süre boyunca onunla ilgili deneyimlerini, Naruto'nun dönüşümlerini nasıl çalıştığına dair gözlemlerini açıkladı. En sonunda da Naruto'yu kontrol altında tutması için Yamato'yu görevlendirdiler. Animede Jiraiya Naruto'yu Akatsuki'nin büyüğü olan Kakuzu'yu yendiği için tebrik etmeye Konoha'ya geldi. Kakashi Orochimaru onun üstlerinden birini araştırmak için takım 8'i göreve götürmek üzere olduğu için Jiraiya, Naruto'yu eğitim için Yugakure'ye götürdü. Bu görev Sasuke'yi bulmak için potansiyel bir fırsattı. Jiraiya Naruto'yu bundan uzak tuttu. Naruto'nun teknikleri arasında uzun menzilli bir jutsu bulunmadığından dolayı Jiraiya onu uyardı. Beraber su elementi üzerine bir teknik üzerinde çalışırlarken Naruto daha eğitimini tamamlamadan Akatsuki hakkındaki haberleri incelemek için ondan ayrıldı. Daha sonra köye geri geldiğinde Tsunade'yi ziyaret etti ve Orochimaru'nun Sasuke tarafından öldürüldüğüne dair söylentileri ona söyledi. Naruto da Sasuke'nin Itachi'ye karşı bir hamlesi olacağını düşünüyordu. O yüzden Itachi'yi arama fikrini sundu. Bu amaçla animede 8 kişilik bir takım düzenlendi. Jiraiya ve Tsunade onları göreve gönderdi. Bu ekip görevdeyken Jiraiya Akatsuki'nin liderinin yerini öğrendiği haberiyle Tsunade'yi ziyaret etti. Ama Tsunade'ye hiçbir bilgi paylaşmadı. Onunla içki içmek için buluşana kadar da hiçbir bilgiyi paylaşmayacağını söyledi. Akatsuki liderinin arkasında olduğu söylenen Amegakure'nin devam eden iç savaşı hakkında bilgiler verdi Tsunade'ye. Amegakure'nin hassas bir siyasi durumu vardı. Bu yüzden Konoha doğrudan harekete geçemezdi. Bu nedenle de Jiraiya köye tek başına sızmalıydı. Tsunade böyle tehlikeli işler yapması için her zaman ona güvenmesinden dolayı kendini suçlu hissediyordu ve ihtiyacı olduğunda ona yardım etmeyi teklif etti. Tsunade'ye Hokage olduğu için köyden ayrılamayacağını hatırlattı. Ekstra olarak da Naruto'nun kaçınılmaz bir şekilde onun yerini alabileceğini söyledi. Jiraiya Naruto'dan bahsederken Tsunade Jiraiya'nın Naruto'yu ne kadar çok sevdiğini hissediyordu. Bunun sebebi de Jiraiya Minato'yu oğlu olarak görüyordu. Yani Naruto'yla birlikte olmak Jiraiya'ya torunuyla birlikte olmak gibi hissettiriyordu. Konuşmaları bittikten sonra Jiraiya ayrıldı ama gitmeden önce de Tsunade'yi Danzo hakkında uyardı. Amegakure'ye başarılı bir şekilde sızdı ve hızlı bir şekilde 3 kişiyi yakaladı. Onlara Pain hakkında bilgi vermelerini sağlamak için işkence yaptı. Burada Pain'in köyün eski lideri olan Hanzo'yu bizzat öldürdüğünü ve köyün gizli lideri olduğunu anladı. Pain'in Hanzo'yu öldürdüğüne dair haberlerden rahatsız oldu çünkü Hanzo ile geçmişte karşılaşmıştı, onun yenilmez olduğunu varsayıyordu. Bu bilgileri öğrendikten sonra bir önlem alması gerekiyordu. Geruta'ya başına bir şey gelirse ne olursa olsun Naruto'ya gitmesini emretti. Jiraiya burada Madara'nın bir şekilde perde arkasından hareket ettiğine dair şüpheler duyuyordu. Eğer bu fikri doğruysa Naruto'nun 9 kuyrukluyu daha erken kontrol altına alması gerekiyordu. Jiraiya köyü araştırmaya çalışırken 10 yıllar önce eğittiği yetimlerden biri olan Konan yani Pain'in meleği tarafından keşfedildi ve onunla yüzleşti. Jiraiya onu görünce şaşırdı. Demek ki Pain de yetimlerden biriydi diye düşündü ama fikri ona ilanmadan Konan ona saldırdı. Konan'ı alt etmeyi başardı ama Konan Pain tarafından kurtarıldı. Konan'ı kurtaran kişiyi tanımasa da Rinnegan'ı gördüğünde onun Nagato olduğunu düşündü. Jiraiya büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Zamanlar Nagato sadece barış isteyen birisiydi. Bu barışı isteyen kişi doğru yoldan sapmış, Akatsuki gibi kötü bir suç örgütüne liderlik ediyordu. Pain kendisine dünyayı yıkım yoluyla özgürleştirme planının doğruluğunun tanımı diyordu. Dünya yok olmadan önce Pain'i durdurması gerektiğine karar veren Jiraiya, Sage moduna girmeye hazırlanırken Gamekan'ı savaşmak için yanına çağırdı. Pain'le savaşmak için Fukasako ve Shimada'nın yardımıyla Sage moduna girdi. Her ikisi de Jiraiya'nın kendilerini çağırmasına şaşırdılar.
Jiraiya ikisine de Pain'in kehanette görünen çocuk olduğunu söyledi. Pain Jiraiya'nın hamlelerine karşılık olarak yine Rinnegan sahibi iki kişi daha çağırdı oraya. Jiraiya Ultra Büyük Rasengan'la Pain'lerden birini kör etmeye başardı. Bu kör olan Pain'e arkadan saldırmaya çalıştı ama saldırısı gizemli bir şekilde engellendi. Fukasaku diğer Pain'lerden birinin onun kör olana saldırdığını gördüğünü fark etti ve hepsinin aynı görüşü paylaştıklarını düşündü. Taktiklerini tartışabilmek için geri çekilmeye karar verdiler. Ek umutlarının Pain'leri birbirinden ayırmak ve onlarla teker teker savaşmak olduğuna karar verdiler. Bu da Genjutsu olmadan başaramayacakları bir şeydi. Jiraiya Genjutsu konusunda iyi değildi. Burada Fukasaku ve Shima devreye girecekti. Pain bu savaş sırasında 3 tane rakibini yenmeyi başardı. Bu savaş sırasında Asura'nın yolu ona arkadan saldırdı ve sol kolunu kesti. Savaşın ilerleyen bölümünde Jiraiya yendiği 3 tane Pain'in iyileşmiş bir şekilde tekrar karşısına çıktığını gördü. Reva yolunun Yahiko olduğunu anladı. Bunu gördükten sonra şaşırdı çünkü ilk başta Pain'in Nagato olduğunu düşünüyordu. Yahiko'yu gördükten sonra bu düşüncesini sorguladı. Bunu sorduğunda Pain Yahiko'nun öldüğünü kesin bir şekilde söyledi. Daha sonra da Jiraiya'yı da öldürdü. İçin saldırdı. Uzun bir savaştan sonra Jiraiya geri çekildi, onu hayvan yolu takip etti, yakaladı. Yakalayan kişiye baktığında Jiraiya onunla yıllar önce bir kez tanıştığını fark etti. Fukasaku ve Shima keşfettiklerini bildirmek için Konoha'ya dönmelerini önerdiler ona. De hayatta kalmasını istiyorlardı tabi. Ama Jiraiya bunun Pain'in kim olduğunu bulmak için en iyi şans olduğuna inanıyordu. Bu nedenle de bu teklifi reddetti. Savaş alanına tekrar döndüğünde Pain'in 6 yolundan 5 tanesi onun etrafını hızlıca sardı. Burada Jiraiya teorisini doğrulamayı başardı. Pain'in 6 yolunun her biriyle seyahatleri sırasında tanışmıştı. Bunu Fukasaku'ya söyleyemeden önce boğazı ezildi ve Pain'in siyah alıcıları tarafından bıçaklandı. Jiraiya yavaş yavaş ölürken başarısızlıkları geldi aklına. Tsunade'nin kalbini kazanamamıştı. Orochimaru'yu kurtaramamıştı. Minato'yu veya 3. Hokage'yi koruyamamıştı. Ve şimdi de anlamlı bir ölüme sahip olamıyordu. Tüm bunları düşünürken aklına bir anda Naruto geldi. Naruto böyle başarısızlığa boyun eğmeyecek, elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek birisiydi. Naruto'nun öğretmeni olarak aynı azmi göstermesi gerekti. Karar verdi. Bu nedenle enerjisini toparladı ve son gücüyle Fukasaku'nun sırtına şifreli bir mesaj kazıdı. Pain'in onu durdurma girişimine rağmen Fukasaku Konoha'ya kaçabildi. Bu sırada Jiraiya Pain'in saldırısıyla denize düştü ve derinlere doğru batmaya başladı. Jiraiya'nın son anlarında aklında Naruto vardı. Kehanette geçen çocuğun Nagato değil Naruto olduğuna karar verdi. Hayatını kaybederken Jiraiya gülümsüyordu çünkü Naruto'nun kehanette geçen çocuk olması durumunda dünya emin ellerde olacak. Ölmeden önce yazdığı hikayenin adını Uzumaki Naruto'nun masalı olması gerektiğine karar verdi ve başlığın ne kadar iyi olduğunu düşünerek gülümseyerek hayatına veda etti. Bence yapımcılar Jiraiya konusunda biraz başarısızlardı. Ölümünden sonra ne ismi geçti bir daha ne de geri kendisi geldi. Öldükten sonra o kadar çok absürt zübzüt karakterleri tekrar tekrar bize gösterdiler ki böyle gözümüze soktular ama Jiraiya'nın adı bile geçmedi. Konan'ın, Yahiko'nun, Nagato'nun, Minato'nun, Naruto'nun hocası olan karakterin bu kadar çabuk unutulması çok saçmaydı bence. Neyse bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.